Evet herkese merhabalar ben Hasan Can hepiniz hoş geldiniz. Bugün hızlı bir şekilde 2 dakikada fotoğraflarınıza nasıl profesyonel görünümü duman ekleyebilirsiniz bunu göreceğiz. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler bilir. Normalde böyle kısa kısa teknikler göstermiyorum. Genelde uzun tasarım kompozisyonlar içerisinde birden fazla teknik göstermeyi daha çok tercih ediyorum. Ama eğer bu şekilde kısa videolar eşliğinde teknikler paylaşmamı isterseniz videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana bunu belirtebilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan kanalı abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz videoya başlayalım. Şimdi bugün 3 tane fotoğrafa duman etkisi vereceğiz. Fotoğraflarını burada görüyorsunuz. Ayrıca 2 tane de duman dokusu ben buraya önceden koyarak hazır ettim. Şimdi ilk dokumu alıp ilk fotoğrafıma sürüklüyorum. Ve bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Yukarıda açılan paneli görüyorsunuz. Oradaki H harfini sola doğru çekerek bu fotoğrafı oranlı bir şekilde ufaltıyorum. Mouse'la fotoğrafı yani tasarıma çalışma alanı ortaladıktan sonra tekrardan H kısmını sağa doğru çekerek oranlı bir şekilde büyütüyorum. Birazcık yukarı kaldırıyorum OK dedikten sonra ve katman modunu screen yapıyorum. Daha sonra geliyorum alt kısımdan adjustment panelinden buna bir tane level ekliyorum. Şu ortadaki imleci birazcık sağa çekiyorum. Ardından buna bir tane solid ekliyorum. Ortamla uyumlu bir renkte olması gereken bir renk seçiyorum ve modunu bu solidin multiply yapıyorum. Bu iki katmanı seçerek sağ tıklıyorum ve create clipping mask diyorum ve görmüş olduğunuz gibi sadece dumanı etki edecek şekilde bu iki efekti dumana maskeledim. Daha sonra solid'e çift tıkladım ve ortamdan daha farklı böyle renkler seçmeye çalışıyorum. Bakıyorum daha uyumlu renkler bulabilir miyim diye. Yine genel olarak mavi tonlarda bir renk seçip burayı da okeyleyip bırakıyorum. Daha sonra bakıyorum bu dumanın opaklığını bir miktar kıssam, azaltsam nasıl gözükür? Bakın böyle efekt koymadan önce bu şekildeydi. Renk verdikten sonra bu şekilde. Hemen ikinci fotoğrafıma geçiyorum. Bunun için ikinci dumanımı seçip sürüklüyorum ikinci fotoğrafıma. Ctrl T diyorum. Sağ tıklıyorum ve flip vertical diyerek bu fotoğrafı yansıtıyorum dikeyde. Ve yukarıda gözüken dumanı aşağıya almış oluyorum. Okey diyorum. Aynı işlemi bunu da yapıyoruz. Katman modunu screen yapıyorum. Geliyorum bir tane level ekliyorum buraya. Ortadaki imleci birazcık sağa çekiyorum. Ve üzerine solid ekliyorum. Burada şu an mavi tonlarda. Onu hemen değişeceğiz. Gelip katman modunu multiply yapıyorum. İkisini seçip sağ tıklayıp. Create Clipping Mask diyerek dumana bunu Maskeliyorum daha sonra solide çift tıklayıp ortamdan bir renk seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi böyle turuncumsu sarımsı bir renk seçerek ortama daha uyumlu bir hale getiriyoruz dumanımızı ve opaklığını birazcık kısıp azaltıp artırarak daha uyumlu nasıl olabilir diye bakıyoruz. Şimdi üçüncü fotoğrafıma geçiyorum. Burada daha farklı bir teknik kullanacağım. Yine dumanımı buraya getiriyorum. Bir tanesini seçtim. Ctrl T yaptım. Alt tuşuna basarak sağdan ve soldan her taraftan büyüttüm. OK dedim. Screen dedim. Ve bunu kapatıyorum. Geleceğiz buna şimdi. Şimdi bu soldaki renklerimi görüyorsunuz değil mi? Siyah ve beyaz. Fotoğrafa bakın. iki tane renk var. Solda mavi vuruyor. Sağdan ee, mor vuruyor. Mor diyelim. Mor, pembe mor vuruyor. Bakın. Siyah kısmı mavi yaptım. Beyaza tıklayıp onu da mor yaptım. Gördünüz mü? İki tane renk. Şimdi geliyorum alttan bu sefer solid değil de gradient e ekliyorum. Şu üstteki uzun çizgiye basıyorum. En baştaki rengi görüyor musunuz? Sol tarafta seçmiş olduğumuz renkler otomatik olarak oraya geliyor. Ne oldu burada? İki tane geçişli bir renk. Şuradaki açıyı sıfır yaparak soldan sağa gelecek şekilde değiştiriyorum. Bu renkleri biraz daha böyle tok bir hale getiriyorum. Yani maviyi biraz daha tok hale getiriyorum. Aynı şekilde pembeyi de daha belirgin bir pembe yapıyorum ve okey diyorum. Aynı şekilde solite yaptığımız işlemi katman modunu gelip bunu yapıyorum ve multiply diyorum. Sağ tıklayıp create clipping mask diyerek bunu dumanıma görmüş olduğunuz gibi maskeliyorum. Aradaki fark ne? Diğer fotoğraflarda tek renk kullandık. Burada iki tane renk kullanmış olduk. Yani dumanıma ben iki tane renk vermiş oldum. Maviden pembeye, mora doğru giden bir renk verdik. Evet yani bu tasarımda bu teknik de bu şekilde bitiyor. Umarım faydalı ve keyifli bir eğitim olmuştur. Eğer bu tarz daha kısa kısa teknikler paylaşmamı isterseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.